Ben de Şok Henüz Kuklacı hayaller ve çizgilerle müzik yolculuğumuza devam ederken dünden bugüne, bugünden yarına sesimin ulaştığı her yere ve herkese binlerce selam. Yeniden bir aradayız. Şöyle tarihin tozlu raflarından çıkıp biraz günümüze yaklaşalım dedim. Dijital dünyanın bize sunduğu olanaklardan yararlandığımızda karşımıza çok enteresan şeyler çıkıyor. Benim karşıma da çok enteresan bir müzik parçası çıktı. Daha doğrusu bir müzik türü çıktı. Sizlerle paylaşmak istedim. Uzak diyarlardaki akrabalarımız. Böyle Sibirya'nın iyicene kuzeyi, Bering Boğazı'na doğru Yakutistan Cumhuriyeti ve Saka Türkleri. Çok uzaklardaki akrabalarımız ve çok enteresan müzikler yapıyorlar. Yaptıkları müziklere baktığınız vakit ortaya ilginç bir şeyler çıkıyor. Bence ciddi bu konuda bilgi sahibi olan bilim insanlarının bu konuyu araştırmasında fayda var diye düşünüyorum. Ağız kopuzu denilen bir aletle, bir müzik aletiyle benim çok hoşuma giden, sizlerin de hoşuna gideceğini düşündüğüm türde bir müzik yapıyorlar. Hani bir çok dillendirilen bir iddia vardır. Kızılderililer ve biz Türklerin aynı soydan geldiğimiz, hatta Kızılderililerin Bering Boğazı üzerinden Amerika kıtasına göç eden Türkler olduğu iddia edilir. Ya Saka Türklerini gördükten sonra giyimlerini, tavırlarını, yaşayış biçimlerini bu iddianın çok da hayal mahsulü olmadığını düşünmeye başladım. Şaman kültürüyle yaşıyorlar. Müthiş kendilerine has gelenekleri var. Biraz da bölgenin doğa şartlarından ve iklim koşullarından dolayı, içine kapanık şekilde yaşamasından dolayı geleneklerinden çok fazla bir şey kaybetmemişler. İşte o topluluktan internete düşen ve benim de oradan aldığım bir şarkısını sizlerle paylaşmak istiyorum. Klibiyle birlikte. Yanlış anlamadıysam şarkının ismi Uhudku. Juliana isimli bir kadın sanatçı seslendiriyor. Hep birlikte seyrediyoruz ve dinliyoruz Uhudku. Thank you.
Uzak diyarlardan, Yakutistan'daki akrabalarımızdan Juliana'dan dinledik, Uhudku. Yakınımızdaki ve uzağımızdaki coğrafyada çeşitli Türk boylarının yaptığı müzikler var. Onları bulmaya başladım. Gene Orta Asya coğrafyasından bir başka Türk boyunun seslendirdiği bir şarkıyı paylaşacağım daha sonra sizlerle. Umarım bu şarkılar hoşunuza gitmiştir. Ben her zaman tekrarlarım, biraz da fazla tekrarlıyorum galiba. Müzik evrenseldir ve müzik toplulukların, insanların duygularını bir başka topluma, bir başka insana aktarılmasının en kolay yoludur. Tabii bu işten gelerek yapıldığı vakit, yoksa günümüzün bilgisayar destekli cıstak cıstak denilen piyasa işlerinin bu anlattığım, bahsettiğim konuyla uzaktan yakından alakası yok. Bazen eleştirileri ağırlaşmasında fayda vardır. Çünkü arkadan gelen gençlere örnek olmak gerekiyor. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Bir kez daha bahsedeyim. Günümüzdeki, özellikle de ülkemizdeki çok iyi örnekleri de sizlerle paylaşmaya başlayacağım. Yani en azından tanıtımına destek olmaya çalışacağım. Bu bir ağdır. Bu bir birlikte bir şeylerden zevk almadır. Bu toplumsal bir harekettir. Toplumun reflekslerini harekete geçirmek için yapmayı düşündüğüm bir çalışma. Eğer bu çalışmada bu çalışma ve düşündüklerim doğruysa zaten karşılığını alacaktır. Her zaman olduğu gibi. Bir sonraki videoda buluşana kadar hoşça kalın, dostça kalın.